Seninle anlaşma yapacaktık. Ama askerlerimi öldürüp kaçırttın İlbilge'yi. Bozdun anlaşmayı Ertuğrul. Altınları sana kendi isteğimle getirdim. Lakin İlbilge'yi sen alıkoymaya kalktın. Kimse benim vermediğim bir şeyi benden alıkoyamaz komutan. Niye altınları getirdin o zaman? Anlaşmak için. Lakin İlbilge Hatun bu pazarlığın mevzusu olmayacak. Ben anladın mı? Daha ne anlaşması? Ortada anlaşacak ne bıraktın? Esas teklifimi daha duymadın Dragos. İstersen öldür beni burada. Zerre pervam yoktur. Lakin beni öldürürsen büyük teklifimi duyamazsın. Hem burada olduğumu bilen Türk obaları da, Emir Bahattin de ve dahi Beybolat Bey de bu kaleyi başınıza yıkarlar. Beybolat mı? Ölmedi mi o? Köstebeğin kazdığı çukur sizi yanlış yere çıkardı. Ölmediği gibi İlbilge Hatun'u da ona kaçırttım. Şimdi sen nasıl ki benim hanıma gelip bana bir şey olursa İlbilge Hatun ölür dedin. Eğer bana bir şey olursa bu kaleyi senin başına yıkarlar. Ya bunu göze alırsın ya da askerlerini çıkarırsın. Büyük teklifimi konuşur, ikimiz de kazanırız. Askerler! Kılıcını alın sonra da çıkın! Vermediğim bir şeyi kimse benden alamaz. Çıkın dışarı. Teklifini dinliyorum. Moğollara gidecek olan vergiler Anadolu'da bir yerde toplanacaklar. O vergileri birlikte ele geçirmek isterim. Bu çok büyük bir iş. Getirisi de götürüsü kadar büyük bir iş. Mesuliyeti Emir Bahattin'dedir. O vergileri alırsak hem büyük bir servete sahip oluruz... Hem de Moğollar Emir Bahattin'i öldürür. Bunu niye tek başınıza yapmıyorsunuz? Beni ve alplerimi tanırlar. Oysa ben vergilerin toplandığı yeri size bildirirsem... ...siz de altınları alırsanız... ...yarı yarıya bölüşürüz. İki taraf da üzerine düşeni yapmış olur. İki taraf da kazanır. Askerler! Ertuğrul'u misafir edin. Ben de düşünüp kararımı bildireceğim. İyi düşün. Anadolu'da toplanan bütün altınlar derim. İyi düşün Dragos. İkimiz de bu altınlarla büyük ordulara sahip olabiliriz.